Herkese merhaba. Bugün rehberde hukuk başlığında uluslararası ticari sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin hazırlığında ve sonraki aşamasında yaşanabilecek hukuki sorunları ele alacağız. Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden uzmanımız doktor öğretim üyesi Sezercan Bektaş stüdyomuzda olacak. Sizlerin de özellikle uluslararası ticari sözleşmelere dair sorularınız varsa mutlaka sorularınızı bekliyoruz. WhatsApp hattımıza 0090 553 038 99 48 numaralı hattımızı en iyisi telefonunuza kaydedin ve her türlü rehbere sorular sormak istediğinizde gönderin sorularınızı. Ama bugün özellikle uluslararası ticari sözleşmelere dair sorularınız varsa uzmanımız cevaplasın. Siz gönderin sorularınızı, biz de uzmanımıza soralım. Onun dışında bugün nelerden bahsedeceğiz? Yine tabii ki Fransa'dan avukat Bahar Ceviz'e bağlanacağız ve bu tür sözleşmelerde, yani uluslararası sözleşmelerde sözleşmeleri kimler hazırlamalı, kimlerden destek alabiliriz, nelere dikkat etmeliyiz? Bu soruları da Strasbourg'dan avukat Bahar Ceviz'e soracağız. Ayrıca bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde değişen borç verme standartlarından bahsedeceğiz. Bir haberimiz var, onu sizinle paylaşacağız ve TRT Washington muhabirimiz Tuna Şanlı'ya bağlanacağız ve haberimize dair sorular soracağız. Haberimizle başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yüksek enflasyonla mücadele amacıyla politika faizlerini yükseltmesi ülkede kredi kartı borçları için uygulanan faizleri uçurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu hafta yeni kart teklifleri için yıllık ortalama faiz oranı %17,96 oldu. Bu oran Nisan 2019'da belirlenen %17,87'lik son rekoru geride bıraktı ve Ocak 1996'dan bu yana kaydedilen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Kredi kartı faizleri Fed Başkanı Jerome Powell'ın ve Merkez Bankası'nın diğer üyelerinin enflasyonu kontrol altına almak için federal faizleri daha fazla yükseltmeye hazır olduğu mesajının ardından artış gösterdi. Öte yandan New York Fed tarafından veriler Amerika'da yaşayan insanların 2022'nin ikinci çeyreğinde kredi kartı borçlarının arttığını gösterdi. Verilere göre toplam kredi kartı borçları önceki çeyreğe göre 46 milyar dolar arttı. Yıllık borç artışı ise %13 oldu. Bu artış son 20 yılın en keskin yıllık artışı olarak kayıtlara geçti. New York Fed verilerine göre Amerikalıların ikinci çeyrek itibariyle 890 milyar dolardan fazla kredi kartı borcu var. Haberimize dair tüm sorularımızı TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya soracağız. Tuna Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Washington'a selamlar. İyi yayınlar Kübra, iyi yayınlar sana ve program ekibindeki arkadaşlara ve konuklarımıza. Çok teşekkür ederiz. Şimdi biz bir haberimizi paylaştık Tuna Bey. ABD'de borç verme standartları değişti ve bunun sebebi nedir? Neden sıkılaştırıldı bu sebep? Sebebi nedir bunun? Şimdi bunun en temel sebebi Kübra ve küresel çapta da hissedilen başta enflasyon olmak üzere ekonomideki sıkıntılar, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde de ta salgından bu yana devam eden ve bir türlü atlatılamayan sıkıntılar var. İşte bunun sonucunda Amerikan Merkez Bankası Fed uzunca bir süre direndiği faiz artışını bundan 6 ay önce başlatmak zorunda hissetti kendini ve 6 aydır faiz artırıyor Fed. Yani ekonomiyi yavaşlatarak enflasyonu yavaşlatma hedefinde, enflasyonu hala dizginleyebilmiş değil Amerikan Merkez Bankası, üstüne üstlük bu şekilde faiz artırmaya devam ederse ülkede bir resesyon, yani durgunluk, ekonomik durgunluk yaşanacağı yönünde de başta Wall Street, ekonominin kalbi biliyorsun, ve yine uluslararası çevrelerde de bir endişe var. İşte bunun bir sonucu olarak aslında gerek faiz oranlarının artırılması, gerekse bankaların ve Fed'in de borç vermede biraz daha çekimser kalmasının sonucunda o bahsettiğin istatistiklerde ortaya çıktı. Bunu bu şekilde okumamız gerekiyor. Bu yüzden de borç verme standartları sıkılaştırıldı. Şimdi biliyorsun 2008 yılında da bir mortgage krizi patlak vermişti yine Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı. Ve bankalar hesapsızca borç vermişti. Mortgage borcu ve diğer bir sürü kalemde borçlar vermişlerdi. Ve bunları geri toplayamadılar. Geri ödemelerde büyük sorunlar yaşanınca o mortgage krizi patlamıştı. Benzeri bir krizin patlamaması için de bu tedbirler alınıyor. Dolayısıyla bu dönem biraz bu şekilde geçecek gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Aralık ayında Fed, Merkez Bankası'nın bir kez daha faiz artırımına gitmesini bekliyoruz Kübra.
Peki tedbirler alındığına göre önümüzdeki dönemde Amerika ekonomisinin önümüzdeki yıllardaki gidişatı için neler konuşuluyor? Şimdi Amerikan Merkez Bankası Fed 6 aydır faiz artırıyor demiştim ya, bu 2008 yılından bu yana en yüksek faiz oranına ulaştı. Ve Aralık'ta da bu faiz artırımıyla birlikte %5 seviyesine gelmesi öngörülüyor. Ve tabii Wall Street'in bu konuda ciddi endişeleri var. 2023 ve 2023'ün sonu, belki de 2024'ün başlangıcında bir resesyona ulaşılabileceği, ekonomide durgunluğa ulaşılabileceği yönde. Kimileri bunu 2023 olarak telaffuz ediyor. Hatta Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu IMF ve Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi de başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği merkez bankaları olmak üzere merkez bankalarının bu şekilde sert faiz artırmaya devam etmesi durumunda küresel ekonomide durgunluk yaşanacağını, bunun kaçınılmaz olacağını belirtiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri özelinde konuşacak olursak Kübra, herkesin beklentisi 2023 yılında ve özellikle sonlarına doğru ekonomide durgunluk yaşanacağı yönünde. Amerikan ekonomisinde 41 yılın rekorunu kıran bir enflasyon görülüyor şu anda ve bu hala dizginlenebilmiş değil. Son faiz artırımlarıyla %1'in bile altında azalmalar yaşansa da hem bu dizginlenemede hem de ekonomide yavaşlama, istihdamda azalma söz konusu olacak. Ve dolayısıyla Amerikan ekonomisinde de bir durgunluğun ufukta göründüğü yorumları yapılıyor. Özellikle 2023 sonuna doğru da bunun yaşanabileceği belirtiliyor. Bu 1-1,5 yıl çok kritik Amerikan ekonomisi için. Teşekkür ederiz. Peki Fed'in ve ticari bankaların bu borç verme konusundaki noktasındaki çekinceleri genel olarak ABD'de uluslararası arenada ticaret yapan şirketleri nasıl etkileyeceği konuşuluyor ya da nasıl etkiler sizce? Kuşkusuz ki etkileyecek. Bir Amerikan bankasının maruz kaldığı etkiye maruz kalmayacak. Amerikan şirketinin maruz kaldığı etkilere maruz kalmayacaktır. Çünkü zaten yabancı şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde borç alması çok kolay değil. Yani çok büyük bir şirket olacaksınız. Yatırımınız çok önemli ve büyük boyutta olacak. Ancak bu şekilde bazı şirketlere kredi verilebiliyor ama zaten Amerika Birleşik Devletleri dışındaki yabancı şirketlere bu noktada çok da kolay kredi verilmiyor. Dolayısıyla bu noktada uluslararası kuruluşları, uluslararası şirketleri çok da sert etkileyecek bir durum söz konusu olmayacaktır Kübra. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu noktada da 2023'ün sonuna biraz da dikkat etmek gerekiyor. Şu anda mortgage faizleri bile 2008 yılındaki seviyesini aşmış durumda. 7'nin üzerine çıktı, 8'e doğru ilerliyor. Bu tabii yalnız mortgage olarak düşünmemek lazım. Hem faizlerin artması hem de bankaların borç verme konusunda biraz daha imtina etmesi genel olarak ekonomiye de yansıyor ve bu tabii ticarete de yansıyor. Şirketlerin borç alma şansı da azalıyor. Uluslararası şirketler de mutlaka bundan etkilenecektir ama bir Amerikan şirketi kadar etkileneceğini düşünmüyor burada pek çok kişi. Kübra. Çok teşekkür ederiz. Washington'a selamlar. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisine dair de bugün bilgimizi, daha doğrusu haberimizi paylaşmış olduk. Ama bugün özellikle uluslararası ticari sözleşmeleri konuşacağız. Az önce de belirttiğim gibi Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sezercan Bektaş birazdan stüdyomuzda olacak. Tekrar numaralarımızı da hatırlatalım. Sizlerin de özellikle belki Almanya'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Almanya'ya, belki Almanya ve Fransa arasında uluslararası sözleşmeleriniz varsa ve buna dair sorularınız varsa uzmanımıza bu sorularınızı gönderin, biz de soralım, uzmanımız yanıtlasın. Çift 090 553 038 99 48 numaralı WhatsApp hattımıza soruları bekliyoruz. Rehber başladı.
Evet, bugün rehberde uluslararası ticari sözleşmelerde özellikle bu sözleşmelerin hazırlanmasına karşılaşılan sorunları konuşacağız. Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sezercan Bektaş'la. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sakarya'dan geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Bir de deprem yaşandı bu gece. Evet. Çok geçmiş olsun hepimize öncelikle. Size de tabii özelini daha yakındınız. Bugün uluslararası ticari sözleşmeleri konuşacağız. Seyircilerimiz biliyorsunuz Avrupa'dan haliyle Avrupa arasında, belki Türkiye ile belki de Avrupa ülkeleri arasında yapılan birçok uluslararası ticari sözleşmeler var. Belki öncelikle bu sözleşmenin amacı nedir? İnsanlar neden bir sözleşmeyle başlarlar diye böyle bir hukuk fakültesi birinci sınıf derslerine başlamayalım ama genel anlamda uluslararası ticari sözleşmeden kasıt nedir? Bunu belki tanımlayarak başlamamız daha doğru olur. Peki, teşekkür ediyorum Kübra Hanım. Öncelikle tabii davetiniz için teşekkür ederim. Bir deprem yaşadık, doğru. Düzce merkezi üssü olan bir depremde. Bölge zaten çok acı çekti. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi biz de iletiyoruz. Bir de zannedersem hayatını kaybeden vatandaşımız var. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Evet. Tabii önce ticari sözleşme dediniz. Tabii ticari sözleşme ve sözleşmelerin hazırlanması teknik bir konu ve bu teknik konu birçok problemi, birçok ihtilafı da peşinden getiriyor. Ticari sözleşmelerin hazırlanması neden önemlidir? Evet. Önce ona bakmak lazım. Sorunuz minvalinde. Sözleşme aslında bütün modern hukuk sistemlerinde sözleşme özgürlüğü ilkesi geçerlidir. Sözleşme özgürlüğü ilkesi tarafların istedikleri gibi sözleşmenin muhteviyatını, içeriğini belirleyebilmelerini, şartlarını, taraflarını seçebilmelerini, şartlarını belirleyebilmelerini getirir. Tabii bu özgürlük içerisinde ticaret gibi kompleks, karmaşık bir alanda sözleşme hazırlamak zor bir konu. Evet. Çünkü neden? Bazı hususları göz ardı edebilir taraflar. Bazen iradenizi doğru sözleşmeye derç edemeyebilirsiniz. İfadeleriniz muğlak olabilir ve bunların tamamı da sözleşmeler üzerinde bir yorum ihtilafı doğurabilir ya da sözleşmelerdeki boşluklar büyük maddi zararlara sebebiyet verebilir. O nedenle ticari sözleşmelerin hazırlanması aşaması, ifa edilmesi aşamasından belki daha önem arz etmekte. Tabii, ben bir örnek vermek istiyorum. Şimdi sözleşmelerden ve hukuki mevzuları ele aldığımız zaman seyircilerimiz çok hukuki bulabilir. Bir de siz hocasınız tabii. Haliyle. Bazen teoriye belki daha çabuk kayma ihtimali olabilir anlatımlarda. Ben hep şöyle görüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Bir yerde kocaman bir 6 harfinin yazıldığını görüyorum. Ben bu taraftan 9 diye görürüm. Siz o taraftan 6 diye görürsünüz. Anlaştığımızı düşünürüz. Eğer bunu ifade etmezsek. Dolayısıyla bir sözleşmeyle bunu aslında netleştirmiş oluyoruz ama özellikle bir sözleşmenin uluslararası diyebilmemiz için, böyle bir niteliğinin olması için hangi şartları yerine getirmesi gerekiyor bir sözleşme? Şimdi Kübra Hanım, çok güzel bir şey söylediniz. Sözleşmeye bakış açımız ve tarafların iradesi birbirinden ne olabilir? Farklı olabilir. Evet. O nedenle sözleşmelerin açık ve net yazılması lazım. Ama bunun da en önemli olduğu yer belki de uluslararası ticari sözleşmeler. Çünkü halihazırda taraflar farklı ülkelerde ikamet ediyor olabilirler. İş yerleri farklı ülkelerde olabilir. Bu da uluslararası ticari sözleşmelerin daha da kompleks bir yapıya sahip olduğunu bize gösteriyor. Tabii bu noktada bir ticari sözleşmeye hangi husus uluslararası nitelik verir onu bir şekilde izah etmek lazım. Devletler tabii. özel hukukunun konusu olan bu hususta yabancılık unsuru denilen bir kavramımız var. Eğer sözleşmenin içerisinde taraflardan bir tanesi farklı vatandaşlıktaysa, taraflardan bir tanesinin ikametgahı, yerleşim yeri farklı bir ülkedeyse, taraflardan bir tanesinin mutat meskeni, şu anda bulunduğu yer farklı bir ülkedeyse ya da sözleşmeye ilişkin olarak sözleşmenin ifa yeri farklı bir ülkedeyse işte o zaman sözleşmemiz uluslararası nitelik taşıyor demektir. Ne demek hocam? Yani uluslararası nitelik taşıyınca normal ticari sözleşmeden ne farkı var? Bir farkı var mı? Mutlaka bir farkı var. Bizim yerleşik Türkiye'de yaşayan kişilerin hazırlamış olduğu ticari sözleşmelere bizim Türk Ticaret Kanunu hükümlerimiz uygulanır. Fakat bu iş yabancılık unsuru içeriyorsa sözleşme biraz farklı. Hakim doğrudan Türk hukukunu uygulayamaz. Kanun bu şekilde emretmiştir. O zaman hakim hangi hukuku uygulayacak? Yabancı hukuku mu uygulayacak, Türk hukukunu mu uygulayacak? Önce onun tespit edilmesi lazım. Demek uluslararası nitelikli sözleşmelerde öncelikli bir meselemiz var. O da sözleşmeye uygulanacak
devlet hukukunu belirleyebilmek. O zaman uluslararası nitelikli sözleşmede o uluslararası vasıf bizim için ne yapıyor? Önem arz ediyor. Bütün sözleşmeyi yönetecek olan hukuk bir anda yabancı bir hukuk da olabilir. Alman hukuku olabilir, Fransız hukuku da olabilir, İsviçre tanımadığınız bunlardan bir hukuk sistemi. Bunlardan birine karar vermek için de konuyu bilmek gerekiyor, hukuku bilmek gerekiyor. Sözleşmeyi hazırlamak gerekiyor. Aynen. Şimdi bu hazırlık aşaması belki de yapılacak işten daha zor gibi de gelebilir birçok seyircimize. O açıdan da sormak istiyorum. Ticari sözleşmelerin hazırlanma aşamasında özellikle neye dikkat etmek gerekir? Nedir özellikle önem arz eden konular? Şimdi bunu bana hep sorarlar. Hocam bir ticari sözleşmeyle, uluslararası nitelikli bir ticari sözleşmeyle karşılaştığınızda ilk hangi maddesine bakarsınız? İlk hangi hükmüne bakarsınız? İstisnasız benim verdiğim tek cevap var. O da uygulanacak hukuka bakarım. Çünkü şöyle bir şey var Kübra Hanım. Taraflar iradeleriyle, serbest iradeleriyle, irade özgürlüğü olduğu için uygulanacak hukuku da belirleyebilirler. Evet. Taraflar hemen sözleşmenin içerisinde bir maddeyle, uygulanacak hukuk maddesiyle Alman hukukunu yetkili kılabilirler. Fransız hukukunu yetkili kılabilirler, Türk hukukunu da yetkili kılabilirler. Ama hiç bilmediğiniz bir hukuku yetkili kılmışsanız sözleşmede, o zaman bu sözleşmeyle alakalı yapabileceğimiz her türlü yorum, her türlü tamamlama, her türlü bu sözleşmenin akıbetiyle alakalı husus yabancı bir hukuka, tanımadığınız bir hukuka tabi tutulacaktır ki bu çok tehlikelidir. Bu tehlike çok büyük maddi zararlar da uluslararası ticaret gibi değerli sözleşmelerde doğurabilir. Evet. O nedenle en önemli madde hangisidir derseniz uygulanacak hukukun tespit edildiği madde diyebilirim. Peki genel olarak uluslararası ticari sözleşmelerde sıkça karşılaşılan ticari sözleşmenin bir şekli var mıdır? Yani ya da birçok şekli mi vardır? Şimdi efendim şöyle yine... Yine çünkü karar vermek biliyorsunuz yani az önce de söyledim. Diyelim ki bir iş yapacağız. Çok basit bir iş. İşte pasta satacağız şimdi aklıma gelen ilk. Ama bunu işte Almanya'ya satacağız. Almanya'dan Türkiye'ye uçakla göndereceğiz vesaire. Şimdi en basit örneklerden yola çıkarak. Ama bununla yapmaktansa yani bir saatte pastayı hazırlamaktansa şu ticari sözleşmeyi yapmak herhalde birçok insanlara zor gelen şeylerden bir tanesi. Hani ben belki çok yanlış bir seçim de yapmış olabilirim az önce verdiğim örnekte ama şunu sormak istiyorum. Bu sözleşmelerin farklılıkları da var mı birbirinden? Tabii. Şimdi şöyle modern hukuklardan bahsettik, sözleşme özgürlüğünden bahsettik. Önce bir şekille alakalı bir cevap verelim. Evet. Şekil ne demek? Şekil sözleşmenin yazılı olması, resmi olması veyahut da herhangi bir şekle tabi olmaması, sözlü olarak da yapılabilmesini ifade eden hususlar. Evet. Modern hukuklarda ve hatta Avrupa Sözleşme ilkeleri dediğimiz model kanunlarda, Uni Droit dediğimiz model kanunlarda genel kabul edilmiş bir husus var. O da şekil serbestisidir. Kanunlar, iç hukuklar emredici bir hükümle bir şekil zorunluluğu, zaruriyeti getirmemişse taraflar istedikleri şekilde sözleşme yapabilirler. Uluslararası ticaret içinde bu geçerlidir. Fakat ispat sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Evet. Hani ne olursa olsun suya yazdığınız yazı kalmaz. Evet. Mutlaka bunu kayaya, toprağa ya da kağıda yazın derler ya onu ispat etmek içindir ki ispat şekli açısından uluslararası ticarette bence ilk önemli kural sözleşmenizi mutlaka yazılı yapmanızdır. Yazılı da işte artık biliyorsunuz insanların evinde kağıt kalem bulmak bile artık zorlaştı. Kağıt kalem olması şart mı peki? Çok bu da şart değil. Neden şart değil? Artık günümüz dünyasında elektronik anlamda sizin iradenizi kesinleştirecek araçlar var. Bunlardan bir tanesi de elektronik imza. Elektronik imza yöntemiyle ne yapılabilir? Sözleşme yapılabilir. Veyahut da siz işte maille sözleşmenizi göndermiş, maille sözleşmenizin örneklerini almış olabilirsiniz. Acaba bunlar delil mi? İç hukuklara tabi hususlar bunlar. Ama ispat ettiğiniz aşamada, o iradenizi ispat ettiğiniz aşamada elbette o sözleşmelerde geçerli olacaktır. Ama günümüzde en fazla herhalde kullanılan hususlardan bir tanesi elektronik imzadır. Elektronik imzada ıslak imzanın yani elle atılmış olan imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Bu sözleşmeleri uygulamada nasıl bir hazırlık yapmalıdır kişiler, taraflar? Özellikle bir metot var mıdır mesela bunun için? Şöyle hazırlama metodu aslında. İşte bu büyük bir özgürlük var ve bu özgürlük içerisinde tarafların aklı çok karışık. Çünkü neden? Ticaret çok karışık. Evet. Ticaret sözleşmeleri gördüğünüzde Kübra Hanım, hele özellikle bu bir inşaat sözleşmesi ise
yüzlerce sayfa sözleşmede karşılaşabiliyorsunuz. Teknik şartlar, içerisindeki kompleks yapı, elbette bir metodunuz olması lazım. Uluslararası ticarette birçok metot var ama en çok kullanılan metotlardan bir tanesi müzakeredir. Yani ne demek istiyoruz? Taraflar yüz yüze ya da online ortamda ne yapabilirler? Sözleşmenin hükümleri üzerinde müzakere edebilirler, teklif verebilirler, pazarlık yapabilirler. Müzakere teklifi de pazarlığı da aşan bir üst kavram ama bu müzakere kavramı içerisinde sözlü, yazılı müzakereler devam eder ve neticesinde sözleşme akledilebilir. Ama daha da çok kullanılan yöntem sözleşmelerde belirsizlik oluşturmamak, boşluk oluşturmamak için tip sözleşmeler kullanmak. Yani ne demek istiyoruz? Bağımsız kuruluşlar, bağımsız efendim dernekler, örneğin FİDİK gibi sözleşme metinleri, örnekleri, tipleri oluşturabiliyorlar ve bu tipleri de taraflar alıp bu tiplerin üzerinde, sözleşme tipleri, matbu sözleşme tipleri üzerinde konuları tartışıp bazen o sözleşmelerin hükümlerini incorporation dediğimiz kendi sözleşmelerini aktarıyorlar ve bu şekilde sözleşmeleri yapıyorlar. İkinci yöntem, ihtilafları daha da azalttığı iddia edilen bir yöntem olmasına karşın ne kadar hangi metodu da kullanırsanız kullanın sözleşmelerde ihtilaf her zaman doğabilir. Yeter ki sözleşmeyi belirli, net bir şekilde yapın ki ihtilafları azaltın. O yöntemde sözleşmelerdeki ihtilafları azaltmıyor. Onu da ifade edelim. Yani sonuç itibariyle bir uyuşmazlık olduğunda taraflar elbette kendi lehlerine olan tarafı ve kriteri ya da işte sözleşmedeki anlaşma noktasını ön plana çıkaracaklardır. Şimdi bu bir müzakereden bahsettiniz az önce. Sözleşme müzakeresini yürüten taraflar oluyor elbette bir anlaşmaya varabilmek için. Bu müzakere aşamasında uygulanması gereken bir yükümlülük var mı? Yani şu sözleşmede ya da müzakere aşamasında şu yükümlülükler mecburen yerine getirilmeli denilen şeyler var mı? Efendim şimdi şöyle, evvela adım adım gidelim. Bir sözleşmenin müzakeresinden bahsederken o müzakereye kimler katılacak? O müzakereye taraflar mutlaka asil olarak katılabilir ama temsilcileri de müzakerelere katılabilir. Çünkü bunlardan bazıları da tüzel kişidir, şirketlerdir. Evet. Şirketlerin temsilcileri bu müzakereye katılırlar ama o zaman müzakereye katılan bu temsilcilerin yetkili olup olmadıkları, temsil yetkilerinin bulunup bulunmadığı evvela ne yapılmalıdır? Masaya getirilmelidir ve incelenmelidir. İlk önemli husus budur. İkinci önemli nokta, taraflar müzakereye başladı diye bir sözleşme akdetmek zorunluluğu altında değillerdir. Yani ne yapabilirler? Anlaşamayabilirler. Böyle bir yükümlülük yok. Yani sözleşme kurma yükümlülüğü taraflara verilmemiştir. Fakat burada önemli bir nokta var. Bu bir süreç. Bu süreci iyi niyetle yürütmemiz lazım. Evet. Bizim medeni kanunumuzun ikinci maddesi var. Bu ikinci madde çokça da duyulmuştur. Dürüstlük ilkesi. Taraflar borçlarını ifa ederken, haklarını kullanırken dürüst davranmak ile yükümlüdür. Sözleşmedeki müzakereler de devam ederken taraflar karşı tarafa zarar vermeyecek şekilde dürüst davranmak ile yükümlüdür. Eğer siz dürüstlük ilkesini ihlal etmeye başlarsanız karşı tarafa zarar verici eylemler, davranışlar içerisine girerseniz elbette oluşan zararı tazmin etme yükümlülüğü de sizin üzerinizde olacaktır. Peki nedir bu müzakeredeki yükümlülüklere uymayanlara verilecek işte en basit tabirle ceza ya da yaptırım? Yani hukukta ceza deyince, yaptırım deyince cezası var, tazmini var, icrası var. Bizim hep bir korkutucu bir şey bekleniyor bir aslında. Yan var, cebri bölümü var, zorlayıcı bölümü var. Burada önce sorumluluktan bahsetmek lazım. Bu tazminat sorumluluğu ya da tazmin sorumluluğu. Biz buna sözleşme öncesi sorumluluk diyoruz. Hatta bunun bir de Latince terimi var. Culpa in contrendo sorumluluğu. Bu sorumluluk biraz önce söylediğim gibi tarafların sözleşme müzakerelerine katıldıklarında uyması gereken yükümlülüklerden en önemlisi belki dürüstlük ilkesine aykırı davranıp karşı tarafa zarar vermişlerse bu zararı tazmin etmekle yükümlüler. Peki bunun hukuki dayanağı nedir? Tabii doktrinde ve yargı kararlarında çokça görüş olmasına rağmen iki kutuplu görüş birliği var. Bir haksız fiil sorumluluğu, biri de işte sözleşme sorumluluğu diyor ama bizim içinde olduğumuz görüş bu bir sözleşme sorumluluğu. Yani o sözleşme kurulmamış olsa da o sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ihlal edildiği sonucu kapsamında o zararı ihlal eden taraf, yükümlülüğü aykırı davranan taraf
tazmin etmek ile yükümlü olacaktır. Ona dava açılabilir, tazminat davası açılabilir ve o tazminat davasında zararlar tazmin edilebilir. Onun dışında şunu diyeceksiniz, biliyorum ceza dediğiniz için Türk Ceza Kanunu açısından bu bir suç mudur? Hayır, Türk Ceza Kanunu açısından bir suç değildir. Her hukuka aykırılık bir suç oluşturmaz. Evet. O nedenle Türk Ceza Kanunu açısından bir suç değil ama hukuka aykırılık mıdır? Evet, hukuka aykırılıktır. Şimdi biz aslında müzakere aşamasını konuştuk şimdi. Bir de sözleşmenin içeriği var. Evet. Sözleşmenin içeriğinde özellikle uluslararası ticari sözleşmelerde bir sözleşmede en önemli nokta nedir diye de sormak istiyorum size. Belki bir uluslararası iş yapmak üzere olan birileri varsa dikkatle dinliyorlardır bizi diye de tahmin ediyorum. En önemli madde nedir hocam? Şimdi biraz önce söylemiştim. Yine tekrar edeceğim. Uygulanacak hukuk maddesi. Şimdi bazen o vatandaşlar geliyorlar. İşte fakültede olmamızdan mütevellit, bu konuda yayınımız olmasından mütevellit. Bu konuda bize soruyorlar. Hocam bu sözleşmemiz, İşte bu sözleşmemizin işte yükümlülüklerini karşı taraf yerine getirmedi, dava açacağız. Tamam, açabilirsiniz, hak arama hürriyeti elbette dava. Peki açalım, davanızı açalım, bakalım nasıl açacağız. Sözleşmenin son bölümüne gelirim, uygulanacak hukuk maddesine bakalım. Aa, Galler hukuku uygulanacak. İngiliz mahkemeleri de yetkili. Şimdi nasıl açacaksınız bu davayı? Yani İngiltere'ye gideceksiniz, bir hukuk firmasıyla anlaşacaksınız ve Galler hukuku uygulanacak. Siz evet. bunu biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Hocam nasıl, ben de diyorum bunu nasıl imzaladınız? Okumadan imzaladım. Şimdi bakın, tip sözleşmeler bazen hani ihtilafları azaltmıyor, çoğaltıyor dediğimiz nokta evet. burası. Karşı taraf biraz güçlüyse işte bu tip maddeleri kendi hukukunu ne yapabiliyor? İmzalatabiliyor. Bizim kanunlarımızda 5718 sayılı milletlerarası özel hukuk ve usul hukuk hakkında kanunumuz var. Bu kanunun 24. maddesinde taraflar açık ve net bir şekilde yabancı unsur içeren uluslararası nitelikli sözleşmeye uygulanacak hukuku tespit edebilirler. Tespit ederken o zaman ne yapalım? Bize yakın hukukları tespit edelim. Mümkünse Türk hukukunu tespit edelim. Bir de yetkili mahkemeyi tespit edebilirler. Yetkili mahkemeyi tespit ederken de Türk mahkemelerini tespit edelim. Eğer Türk mahkemelerini de tespit edemiyor isek şayet tahkim gibi evet. alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını sözleşmelerimize ekleyelim. Aksi takdirde bilmediğimiz hukuklar ve yüklü miktarda avukatlara verebileceğimiz, yabancı avukatlara verebileceğimiz vekalet ücretleriyle ne yapabiliriz? Belki de hak aramamız konusunda da tabii caydırıcı bir mesele oluyor. Bu önünde oluyor. Bir engel oluşturuyor. Önünde bir engel. Ayrıca şimdi biz bir müzakere aşamasını konuştuk. Sözleşmenin içeriğinde, daha doğrusu en önemli maddesini konuştuk. Bir de teslim meselesi var. Tabii. Yani artık pratiğe geçiyoruz yavaş yavaş. Biraz daha pratikten bahsedelim. Şimdi malın teslimi herhalde herkesin artık sonuç diye nitelendireceği, sözleşmenin bir şekilde yerine gelip gelmediğini tespit edebileceğimiz bir nokta. Bu teslimin de şekli önemli. Tabii. Yani işte Ankara'ya göndermek yerine Bursa'ya göndermiş olması teslim edilmiş olur mu? Mesela Türkiye'ye gönderdiği yeterli olur mu gibi hani bir somut örnekle sormaya çalışıyorum. Uluslararası ticari satım sözleşmelerinde sözleşme konusu olan malın teslim şekilleri nasıl düzenlenmelidir hocam? Çok güzel bir soru. Aslında şöyle, teslim şekilleriyle uluslararası ticaretle uğraşan kişiler, firmalar teslim şekilleriyle alakalı şu anda söyleyeceğim şeyleri aslında aşağı yukarı biliyorlar. Fakat bir temel noktadan giriş yapmakta yarar var. Bir sözleşmenin ifa edileceği, yani yerine getirileceği yerde mutlaka ne yapar? Mutlaka sözleşmede belirlenir. Peki ifa edileceği yerde sözleşmede belirlenmezse ne olur? Bu sefer kanunlar, uygulanacak kanuna göre belirlenme yöntemine gideriz ki bu zaten ihtilaftır. Sözleşme, uluslararası ticaret sözleşmeler kompleks yapıya sahip olduğu için tabii Uluslararası Ticaret Odası burada bir müdahalede bulunmuştur. Uluslararası Ticaret Odası 1936 yılında Kübra Hanım Incoterms dediğimiz teslim terimleriyle alakalı bir çalışma yapmış, bir rehber yayınlamıştır. Incoterms, üç harfli kısaltmalardan oluşan evet. ve sözleşmeye derç edildiğinde, yazıldığında aslında taraflarca anlamı bilinen teslim şekilleridir. Bunlarla alakalı mesela örnek vermek gerekirse FOB dediğimiz Free On Board, yani gemi küpeştesinde, güvertesinde teslim. Yine çok bildiğimiz işte Ex Works, yani fabrika çıkışı
teslim gibi efendim ne derimiz var? Terimlerimiz var. Teslimlerin detaylarını hocam eğer sizin için de uygunsa kısa bir ara verelim. Hem de soruları olan seyircilerimiz de bu fırsatı değerlendirsinler. Kısa bir aradan sonra tekrar biz buradayız. Bugün uluslararası ticari sözleşmeleri konuşuyoruz. Stüdyoda uzman konuğumuz Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sezercan Bektaş stüdyomuzda sorularımızı yanıtlıyor. Bir de Strasbourg'a bağlanacağız. Strasbourg'dan avukat Bahar Ceviz Fransa'dan yayınımıza katılacak. Strasbourg'a selamlar. Bahar Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Uluslararası ticari sözleşmeleri konuşuyoruz Bahar Hanım. Kimler tarafından hazırlanıyor? Kimler bu sözleşmeleri hazırlamalı? Ya sözleşme tarafların belli bir amaca yönelik olarak sonuç doğurmaya karşılaştıkları hukuki bir işlemdir. Hı hı. Sözleşmede her zaman bir alacaklı, bir borçlu bulunur ve taraflar birbirlerine karşı yükümlülük altına girerler. Fransa'da genellikle uluslararası sözleşmeleri avukatlar hazırlıyor. Hı hı. Yani her zaman avukat diyeceksiniz, seyircilerimiz her defasında avukat diyorsunuz diyecekler ama gerçekten de avukatlar hazırlıyor. Yani herhalde zaten olayın teorik bölümüyle iş yapan insanlar çok da ilgilenmek istemiyorlar. Sadece avukat dememizden öte bu işi yapacak birini bulmak da önemli. Aslında bence onlar için de güzel bir şey söylüyoruz. Bir adres gösteriyoruz belki de. En yakınlarındaki avukata gidip danışmaları ve bu büyük sorumluluğu aslında bir avukata teslim etmeleri onları da rahatlatıyordur diye tahmin ediyorum Bahar Hanım. Şimdi ama bu bir şart mı? Onu da sormak istiyorum. Yani avukatların uluslararası ticari sözleşmeleri hazırlamaları hukuki, yasal bir şart mı? Ya aslında şart değil. Uluslararası nitelikteki ticari sözleşmeler için bir avukata başvurmanın faydaları vardır. Yani her işte ve her hususta olduğu gibi bir uzmanın desteğini almak değerlidir. Uygulamada sıklıkla sorunlara yol açmasından kaynaklı hangi ülke mevzuatı, kuralları uygulanacak sıkıntılara karşı uzman avukat sorun çıkmaması için, sorun çıktığı takdirde de aslında çözüm yollarını bulabilmesi için öngören kişidir. Hı hı. Uluslararası mevzuatta hakim, sözleşme hazırlamada ve sözleşme incelemede teknikleri bilen kişidir avukat. Şart değildir ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Peki faydaları nelerdir? Aslında siz bunu söylerken de faydalarının bir kısmını söylediniz ama daha fazla varsa onları da duymak isteriz. Ya daha fayda dediğim gibi öngörmektir. Şimdi yani bir sözleşme taraflar açısından birbirlerinin zorunluluklarının çerçevesini belirler. Taraflar da her şey yolundayken, her şey güldük gülistanlıkken yani belirli doğacak sıkıntıları görmüyor olabilirler. Avukat tecrübeyle sabit, uzman işte hem hukuk çerçevesini, mevzuatları, ülkeler arasındaki mevzuatları bildiği için sıkıntıları ve riskleri öngördüğü için bunların bu riskler gerçekleştirdiği takdirde ne yapabiliriz'i her şey böyle pazarlık ve negosyasyon dediğimiz yani anlaşma esnasında olduğumuzda doğru soruları doğru kişilere sorabilen kişidir. Hı hı. Bahar Hanım, Almanca'da Almanlar arasında bir şey söz vardır. İki hukukçu üç görüş derler. Ben az önce Sezercan hocamıza da sordum. Sözleşmenin içindeki en önemli madde ne olmalıdır diye. Hocamızdan da aldım görüşünü, bir de sizin görüşünüzü merak ediyorum. Farklı bir görüş olacağını düşünüyorum. Belki de aynı noktadasınızdır. Siz ne dersiniz? Uluslararası ticari sözleşmelerdeki en önemli madde, en önemli hüküm ne olmalı? Ya en önemli hüküm belki de uygulanacak mevzuat, hangi kanun, hangi ülkenin mevzuatıdır bence en önemlisi. Ama tabii dikkat edilmesi gereken bazı yani diğer maddeler de çok önemlidir. Sözleşmenin konusu, kapsamı,
tarafların hakları, birbirlerine karşı borçları, ödeme şekilleri vesaire, yeri zamanı, ama ticari işte uluslararası sözleşmelerde en önemli olan hangi mevzuat, hangi ülke kanunu, hangi mahkeme yetkili, bunları belirlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Peki bir de risk yönetimi önemli olur herhalde bu ticari sözleşmelerde özellikle. Çünkü iki tarafta, hele bir de bilinmeyen bir ülkeden bir vatandaşla ya da bilinmeyen bir ülkedeki bir şirketle bir anlaşma sağlanıyorsa birçok da risk alınır her iki taraf için de. Bu risk yönetimi sizce nasıl olmalı? Ya öncelikle iş hayatında başarı için risklerle barışık olmak gerektiğini söylemek gerekir. Yani risklerin nereden gelebileceği konusunda hazırlıklı olmak çok önemlidir. Riski aslında tehlikeli kılan belirginsizliktir. Yani beklenen bir şeyin önden çalışılmış, işte bu başıma gelirse, bu olursa ben bunu böyle çözerim diye, bu risk yönetimidir. Öngörü yeteneğini geliştirmek gerekir. Yani ticaret yaptığımız kişinin, yani bir sözleşme imzalayacağız, karşı tarafı iyi tanımak gerekir. Yani profil bilgileri, şirketse yani ortaklık yapısı, faaliyet alanı, bankalarla ilişkisi, ticari ahlakı, ya bunları iyi bilmek gerekir, iyi tanımak gerekir. Onun yanı sıra faaliyet gösterdiğiniz ya da işte bilmiyorum, şirketse, tüzel kişiyse, piyasa, teknoloji gelişmeleri, politik ve ekonomik gelişmeleri iyi takip etmek gerekir. Yani risk yönetimine ya bu hususlara dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Bahar Hanım. Sorularımıza yanıt verdiğiniz için, özellikle uluslararası ticari sözleşmelere dair sorularımızı yanıtladınız. Çok teşekkür ederiz. Avukat Bahar Ceviz, Strasbourg'a selamlar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, bugün uluslararası ticari sözleşmeleri konuşuyoruz. Stüdyomuzda Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Sezercan Bektaş var. Hocam, şimdi birçok meseleyi ele aldık. Müzakereyi konuştuk, sonra teslimdeydik en son. Ki teslimde de kalmıştık. Teslimin de şekilleri var demiştiniz. Ya daha doğrusu kısaltmalardan da yola çıkarak farklı farklı maddeleri var demiştiniz. İsterseniz oradan devam edelim. Şimdi teslimle alakalı hususa kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Doğru. Bu teslim şartları, yani Incoterms dediğimiz şartlar, Uluslararası Ticaret Odası tarafından, Milletlerarası Ticaret Odası tarafından 1936 yılında yayınlanmış, fakat daha sonradan revize edilmiş. Hı hı. Her bir revizyonda yayınlanmış. Şu an itibariyle önümüzde 2020 revizyonu var. Ve 2020 revizyonunun içerisinde de 11 tane teslim şeklinin olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ne yapıyor tarafta? En sık hangisidir yani? En sık tabii FOB. Yani eğer deniz ticareti yapıyorsanız gemi güvertesinde teslim ne işe yarar? Evet. Siz malı sevk edersiniz. Gemi güvertesinde malı satıcı alıcıya devrettiği andan itibaren malda artık bu dakikadan sonra oluşacak hasar ve yarar tamamen efendim alıcıya geçmiş olur. Yani hasar ve yararın da geçtiği anı tespit etmiş olursunuz. Hı hı. FOB dışında belirlenen yerde teslim, yani DAP dediğimiz bir teslim türü vardır. O da sözleşmede belirtilir. Yalnız burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Biraz önce revizyonlardan bahsetmiştik, Incoterms'ün revizyonlarından. Sözleşmeyi şu şekilde yazıyorlar taraflar. Geliyorlar efendim FOB teslim için FOB deyip işte yanına nerede, hangi gemide, ne zaman teslim edileceğiyle alakalı hükümler koyuyorlar. Fakat revizyonlar demiştik ve ihtiyari kurallar demiştik. Bu FOB 2010'daki anlamıyla mı kullanılıyor? 2020'deki anlamıyla mı kullanılıyor? Hı hı. Yoksa 2000 yılındaki anlamıyla mı kullanılıyor? Yani bilemiyoruz. Kavram da güncelleniyor. Tabii. Haliyle. O nedenle sözleşmemizde mutlak surette Incoterms kullanıyorsak, hangi yılın Incoterms'ünü, hangi rehberi kullandığımızı sözleşmede... En günceli olduğunu hep düşünebilir miyiz? Yok, yani sözleşme bazen tarihine öyle göre. Yok, hayır öyle değil. Çünkü taraflar içeriklerini bilecekler, öngörecekler. Bazen en çok kullanılan da 2010'daki revizyon kitapçığıdır. Hep 2010'a atıf yapılır. 2020 daha yeni oturmaya başladı diyebiliriz. Demek ki aslında önemli olan husus, tarafları altını çizerek söylüyoruz, teslim şekillerinde mutlaka hangi yıldaki rehberi kullandıklarını sözleşmede ne yapmaları lazım, belirtmeleri gerekliliğinin hatırlatalım. Evet, şimdi birçok
noktaya değindik ama bir de en önemlisi bence ödeme noktası var. Yani ödeme konusundaki bir anlaşma olması gerekir mi? Mesela Türkler Türk lirası olacak diyebilir, Almanya'daki euro olacak diyebilir. Bu konuda kesin ve net bir kural var mı? Bir de sözleşmelerin bedelinin ödenmesinin bir şekli var mı? Tabii. Şimdi sözleşmelerde elbette ifa dediğimizde karşılıklı borç doğuran sözleşmelerden bahsediyoruz. Diğer tarafta bunu ödeyecek. Hı hı. Bunun bedelini ödeyecek. Tabii sıkça karşılaşılan birçok sözleşme var. Genelde bir satım sözleşmeleriyle alakalı bunları söylüyoruz. Efendim ödeme şekilleri bir defa hangi kur veya hangi endekste ödenecek sözleşmede elbette ne yapılabilir? Yazılabilir. Hı hı. Fakat bundan daha önemlisi biraz önce Bahar Hanım'la da konuşurken şunu söylediniz. Riskler. Evet. Bu bir risk. Neden? Yabancı bir ülkenin limanına ne gönderiyorsunuz? Yüklü hı hı. miktarda mal gönderiyorsunuz ve paranızı alıp alamayacağınız hususunda sizin aklınızda ne var? Bir soru işareti var. Hı hı. İşte bu riskleri ortadan kaldırabilmek için belirli ödeme yöntemleri uluslararası ticarette geliştirilmiştir. Hı hı. Geçmişten günümüze bu geliştirilenler içerisinde belki en çok kullanılanlar hangileridir deyince bizim iç mevzuatımızda da yeri var. İşte Türk lirasının kıymetini koruma kanunu kapsamında evet. çıkartılan bir de tebliğ var. Onun içerisinde ihracat bedelleri nasıl ödenir, nasıl şekillerde ödenir onlar düzenlenmiş. Mesela bunlar nedir? Peşin ödeme, vesaik mukabili ödeme ve en fazla duyduğumuz belki de agreditifli ödeme. Hı hı. Yani agreditif ne demek? Bu işe biraz da bankalar devreye giriyor. Karşı taraf bankadan bir hesap açtırıyor. Hı hı. Malın bedelini efendim bu hesaba yatırıyor. Satıcı malı gönderdiğinde onunla birlikte belirli evrakı da karşı tarafa iletiyor. Mal teslim edildi. Agreditifteki şartlar gerçekleşti. O evrakı alan efendim satıcı bankaya götürüp ilgili evrakı ve agreditifin şartları gerçekleşmişse o şartları da ispat etmek suretiyle ilgili parayı çekiyor. Yani güvenli bir ödeme yöntemleri aslında yöntemi sağlanıyor. Yalnız şunu da söylemekte yarar var. Peşin ödemede yani hı. peşin ödemede mal gönderilmeden ödemede uluslararası ticarette çok kullanılan bir yöntem ama hı hı. güven. Evet. Her şeyin başı güven. Bunların da mutlak surette agreditif ayrı bir ödeme işlemi sözleşmesi var ama lütfen altını çizerek söylüyorum. Ana sözleşmenizde agreditifin şartlarını net belirli bir şekilde ne yapmanız lazım? Kaleme almanız lazım. Aksi takdirde bir başka probleme de sebebiyet verirsiniz. İşte bir sözleşme yaparken belki tek tek bu kalemler düşünülmüyor ama ayrı ayrı bunların da düşünülmesi gerekiyor de belki de. İşte o sebeple az önce Bahar Hanım da söylediği gibi bu işleri bir avukata teslim etmek herhalde en doğrusu hemen olur. Hemen burada bir şey söylemek buyurun. İstiyorum. Şimdi tabii avukat meslektaşlarımız sözleşmeleri hazırlarken hukuki terminolojiye de hakim ve basiretli bir iş adamı olarak taraflar tacir olduklarını düşündüğümüzde avukat yardımından mutlaka yararlanmalıdırlar. Hı hı. Bunda şüphe yok. Ama evet. bazı sözleşmeler var ki, sıkça kullanılan sözleşmeler var ki, o sözleşmelerde hukuk dışında teknik şartlar da söz konusu. Hı hı. Evet. O zaman bunları karşımıza... Bunları avukat bilmeyebilir tabii. Evet, yani o zaman karşımıza neler çıkıyor? Kontraktör dediğimiz mühendisler çıkıyor, hı hı. müşavirler çıkıyor, evet. Teknik konuya hakim efendim bazı kişiler ortaya çıkıyor ki o teknik şartnameyi hazırlayabilsin. Hı hı. Bazen sözleşmeyi hazırlarken uzman yardımı sadece hukukçuyla da dar bırakılmamalı, evet. hukukçu mutlaka olmalı ama konunun uzmanları da sözleşmeci olarak, kontraktör olarak sözleşmenin hazırlanma sürecine katılması gerekebilir. Örnek vermek gerekirse uluslararası inşaat sözleşmelerinde evet. bununla karşılaşıyoruz. Joint Venture ve konsorsiyum sözleşmelerinde mutlaka orada bir mühendis müşavirin olması şarttır. Şimdi birçok sözleşmede belki daha öncesinde yer almayan bir maddenin eksikliğini son yıllarda fark ettik belki de. Bir pandemi yaşandı ve özellikle olağanüstü koşullarda uluslararası ticari sözleşmelerde ne yapılmalı? Nerede belki artık geri adım atmalıyız ya da nerede bir ısrarcı olunabilir? İnsanlar tabii çok zor durumda kaldılar. Hukukta da buna dair bir çözüm geliştirilmiştir son yıllarda diye tahmin ediyorum. Olağanüstü durumlar için sözleşmelerde hangi maddeler olmalı? Evet, olağanüstü durumlarla alakalı teknik bir ifade söyleyeceğim. Gerçi hukukçular teknik ifade konuşunca çok da karşı tarafa anlam ulaşmıyor. Fakat bu bilinen bir terim, mücbir sebep. Hı hı. Ya da işte bunun diğer adı force majeure ya da God of Act. God of Act aslında şunu söylemeye çalışıyor. İşte Tanrı'dan gelen, hiç kimsenin sorumluluğu olmayan bazı olaylar gerçekleşiyor. Sözleşmenin taraflarının
iradesi dışında, kusurları dışında gerçekleşen bu olay sebebiyle pandemi sözleşmeyi, öyle yüksek bir iradeden gelen. Aynen. Aynen. Savaş böyle. Evet. Efendim deprem böyle. Başta konuştuk. Sel gibi birçok husus böyle. Şimdi ekonomik kriz de bunun içerisinde. Bakın saymaya başladım değil mi? Bunları sayıyorum ama bunların bitecek gibi de değil. Yani birçok şeyi bacağım kırıldı. İşte yüksek diyemez. Bir i̇şte hani bazı atıyorum. Bazı şeyler de durdurmamız evet. lazım. İşte tam da bu noktada sözleşmede bir defa mücbir sebep hallerini açıkça belirlemeniz lazım. Yani bu durumda ne yapıyorsunuz? Sözleşmeye bakıyorsunuz. İfa edilecek yer bir terör bölgesi mi? Savaş ihtimali var mı? Evet. Deprem ihtimali var mı? Bunlara göre önce mücbir sebepleri net bir şekilde belirlemeniz lazım. İkinci önemli nokta, işte herkesin karşılaştığı, mücbir sebebi belirliyorlar da sonucu, hukuki sonucu ne? Mücbir sebep çıkınca ne olacak? Evet, sebebi bunu belirlemiyorlar. O zaman kanunlara atıf yapıyorsunuz. O daha bir zor bir durum. Fakat sözleşmede belirleyebilirsiniz. Ek süre mi verilecek? Efendim ek süre içerisinde bu eksiklikler giderilecek mi? Yoksa sözleşme feshedilecek, ileriye dönük olarak taraflar aldıklarını iade edecekler mi? Sözleşmeden dönüp en başa mı gideceğiz? Bunların tamamı sözleşmede mücbir sebep olarak, mücbir sebebin sonucu olarak ne yapılmalıdır? Yazılmalıdır. Yazılmaması bizim hep önümüze gelen uyuşmazlıkları sorunlardan da gösteriyor. Evet. Efendim, evet. Şimdi olağanüstü halleri de konuştuk ama belki bu olağanüstü hallerden sebep, az önce de sizin söylediğiniz gibi, insanlar sözleşmeden geri çekilmek isteyebilirler. Sözleşmeyi feshetmek isteyebilirler. Kişiler ancak nasıl ki sözleşmenin oluşumunda ikisi ortak bir noktada buluşuyorlarsa, feshetme konusunda bir uyuşmazlık olduğu için ortak noktayı bulmak konusunda zorlanabilirler. Tek taraflı feshin mümkün olup olmaması da sözleşmeye alınmalı mı? Mutlaka. Mutlaka. Neden mutlaka? Sözleşmenin taraflarının yükümlülükleri var. Biraz önce Bahar Hanım da söylediler. Dediler ki taraflar yükümlülüklerini net bir şekilde belirlemeleri lazım. Sözleşmenin konusu, sözleşmenin efendim yükümlülükleri, tarafların yükümlülükleri. Bunlar önemli maddeler mutlaka. Ama taraf yükümlülüğünü yerine getirmiyor. Kusur dışında, kusuruyla birlikte bunu yapıyor. Evet. O zaman ne olacak? O zaman diğer tarafın da bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisi, hakkı olması lazım. Bu hakta mutlaka sözleşmede düzenlenmedi. Hangi hallerde sözleşmeyi feshedecek? Şimdi bu düzenlenme, maddi içeriği, bir de usulü var. Usulü ne? Usulü de şudur. Efendim nasıl bu sözleşmeyi feshedecek? Bir ihtarnameyle mi, yazılı mı? Efendim süre vererek mi? Evet. Bunların mutlaka sözleşmeye ne yapılması lazım? Sözleşmeye yazılması şarttır. Yazılmadığı durumda peki bunun o zaman yasal... uygulanacak hukuka bakacağız. Evet. Biz mesela Türk hukuku uygulanacaksa bizim 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuzun hükümlerine bakacağız. İşte fesih halleri, bozucu, yenilik doğurucu bir hak nasıl kullanılır, onları inceleyeceğiz. İşte eğer bu bir ticari sözleşme ise yine Türk Ticaret Kanunumuzun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunumuzun hükümlerine bakacağız. İşte uygulanacak hukuk demiştik ya, evet. O nedenle çok önemli. Tam da bu konuda, yani uygulanacak hukuk diyelim ki Türk hukuku uygulanacak. Bu durumda sözleşmenin dili Türkçe olmak gerekir mi? Yani mantıklı olan bu olur ama böyle bir şart var mı? Efendim lisan çok önemli. Neden lisan çok önemli sözleşmelerde? Sözleşmeler uluslararası ticarette birden fazla lisanla hazırlanabilir bir defa. Tabii birden fazla lisanla hazırlandığında ben biliyorum ki siz Almanca da biliyorsunuz. Almanca var, Fransızca hazırlanmış bir sözleşme var, aynı sözleşme. Evet. Almanca anlamıyla Fransızca anlamı aynı olmayabilir. Evet. O zaman ne olacak? O zaman ortada bir yorum ihtilafı doğmuştur. İşte sözleşmeyi birden fazla lisanda hazırlayarak bir yorum ihtilafına sebebiyet verdiniz. Evet. Bununla alakalı mutlaka sözleşmelerimizde bir yorum ihtilafı çıkacaksa hangi dil esas alınacaktır? Onun mutlaka sözleşmemizde belirtilmesi şarttır. Bir de tam bu noktaya gelmişken söylemeden de geçemeyeceğim. Bizim bir kanunumuz var. Çokça da yanlış anlaşılan bir kanun. 805 sayılı bir kanunumuz var. Eski de bir kanun. İktisadi müesseselerde Türkçenin zorunlu kullanılmasıyla alakalı bir kanun. Türkiye'deki yerleşik kişiler aralarındaki sözleşmeleri mutlaka Türkçe yapmalıdırlar. Yani bu sadece Türkiye'deki yerleşik kişilere ilişkindir. Uluslararası ticaretle alakalı değildir ama Türkçe yapılmazsa sonuçları nelerdir? Çok tartışmalı olmakla beraber kesin hükümsüz olduğu, geçersiz olduğu söylenen bir gerçektir. O nedenle Türkiye'deki yerleşik kişilerin mutlaka sözleşmelerini Türkçe yapmaları gerekir
diyelim. Ama uluslararası ticaret, ticari sözleşmelerde böyle bir şart yok. Ama birden fazla lisanda hazırlıyorsanız mutlaka bir lisanı esas olarak belirleyeceksiniz ki yorum ihtilafına sebebiyet vermesin. Şimdi asıl bizim bunları konuşmamızın sebebi uyuşmazlıklar olmasın ya da olabildiğince aza düşsün ki insanlar işte bir herhangi bir anlaşmazlık olduğunda da aynı noktalarda bak zamanında böyle anlaşmışız, sözleşmemize de böyle demişiz diyebilsinler. Ama gelelim uyuşmazlıklara ve bu uyuşmazlıkların çözümüne. Bunlar da bazen çok karmaşık olabiliyor. Sizce sözleşmeye hangi hususlar alınmalı ki herhangi bir şekilde daha doğrusu nasıl çözülebilir? Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yollarına ilişkin hangi hususlar özellikle sözleşmede olmalı? Efendim şimdi zaten bizde esas bir çözüm yolu var. Hı hı. O da nedir? İşte devletlerin mahkemeleridir. Evet. Ulusal yargılar öncelikle gidilmesi gereken hususlar olarak, kural olarak karşımıza çıkar. Ama taraflar iradeleriyle ulusal yargılar dışında da kendi aralarında ya da bir kişinin yardımıyla karar vermesi veya kolaylaştırıcı olarak, iletişimi kolaylaştırarak anlaşmalarını sağlaması hususunda ne yapabilirler? Anlaşabilirler. Hı hı. Sözleşmede biz bu anlaşma yöntemlerine, bir başka kişinin katılımıyla gelişen anlaşma yöntemlerine alternatif uyuşmazlık çözüm yolları diyoruz. Hı hı. Bunlar nelerdir? Hak temelli olanı tahkimdir. Ne yapabilirler taraflar? Mahkeme yargısı yerine hakem belirleyebilirler. Hı hı. Hakim gibi. Hı hı. Hakem belirleyebilirler. Ya da bir kuruluştan hakem belirlemesini isteyebilirler. Evet. Ya da taraflar kendi aralarında müzakere yöntemiyle, görüşme yöntemiyle uyuşmazlıklarını çözmek isteyebilirler. Dostane bir çözüm, hı hı, yolu. Bir de son günlerde çokça da bu programda tartıştığınızı bildiğim için söylemekte gerek görüyorum. Arabuluculuk. Arabuluculuk, evet. Taraflar arabulucu yöntemiyle de aralarındaki iletişimi kolaylaştırarak uyuşmazlıklarını çözmek isteyebilirler. Hı hı. Bunların hepsinin mutlak suretle ne yapılması lazım? Sözleşmede belirtilmesi lazım. Sözleşmeye yazılması lazım. Ama şurada altını çizmemiz gereken önemli bir nokta var. Eğer Türk hukuk açısından söylüyorum, eğer bir tahkim şartı belirlemişseniz, hı hı, sözleşmenizde ve geçerli bir tahkim hükmü yazmışsanız artık mahkeme yargısına gidemezsiniz. Hı hı. Nereye gitmek zorundasınız? Artık hakeme gitmeniz lazım. Uluslararası ticaret boyutuyla da geldiğimizde, uluslararası ticarette merkezler var Kübra Hanım. Hı hı. Tahkim merkezleri, evet, var. Bunlardan en önemlisi de Millet Arası Ticaret Odası, ICC'nin tahkim merkezidir. Hı hı. O tahkim merkezini eğer yetkili kılmak istiyorsanız, lütfen ama lütfen sözleşmenize bu tahkim şartını yazarken ICC'nin internet sitesine girmeniz ve onların hükmünü, onların matbu hükmünü sözleşmenize yazmanız gerekmektedir. Aksi takdirde ICC tahkimi sizin tahkim başvurunuzu kabul etmeyecektir. O nedenle bunun da bu önemli noktada bir madde, altını, evet, çizmek gerekir. Evet. Şimdi biz birçok aşamasını konuştuk. Az önce siz de andınız aslında. Ödemeyi de konuştuk, teslimi de konuştuk ama ifa aşaması da çok önemli. Evet. Aslında sözleşmenin içeriğine dair bir ifadan söz ediyoruz burada. Sözleşmeyi yönetmek burada mevzuların en önemlisi herhalde. Evet. Yayınımızın sonuna doğru gelmiş olsak da ben bu soruyu da size sormak istiyorum. Bunu isterseniz siz açıklayarak başlayın. Şimdi sözleşme yönetimini soruyorsunuz. Evet. Zannedersem sözleşme yönetimi bizim hukukumuzda da çok tanınan bir terim veya kavram değil. Ama Avrupa hukukunda, özellikle kıta Avrupası hukukunda contract management dediğimizde, hı hı, inşaat sözleşmelerinde çokça bilinen bir kavram. Evet. Sözleşme yönetimi nedir? Sözleşme yönetimi akdedilmiş bir sözleşmenin ifa edilmesi aşamasında uzmanların sözleşmeye uygun, hı hı, ve gereği gibi bir ifayı gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmeleri veya bunu yönetmeleridir. Hı hı. Evet. Yönetim çok önemli. Neden çok önemli? Evet. Çünkü sözleşme işlemeye başladığında, akdedildikten sonra işlemeye başladığında birçok ihtilaf da küçük küçük de olsa sözleşmenin ifa aşamasında ortaya çıkmaktadır. Hı hı. Bu durumda da sözleşmeyi gerçekten doğru yorumlamak ve, hı hı, sözleşmeyi doğru yönlendirmek, yönetmek o zaman ihtilafları da yine azaltmaktadır. Evet. O zaman diyebiliriz ki contract management da biraz önce bahsettiğimiz efendim alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden bir tanesi midir? En önemlisidir. Hı hı. Peki nasıl olmalı? Evet. Taraflar sözleşmedeki gerçek iradelerini mutlaka sözleşmeye aksettirmeleri, hı hı, gerekir ve yönetenler de tarafların gerçek iradelerine uygun
bir şekilde sözleşmeyi ne yapmalıdırlar? İşleme almalıdırlar. Evet. Birçok yöntem var. Sözleşme tabii sözleşme yönetimi açısından birçok yöntem var. Ama burada da yine hukukçu gerekir mi? Evet, burada da bir hukukçu gerekir. Burada da bir kontraktör gerekir mi? Hı hı. Evet, burada da bir kontraktör gerekir. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben özellikle teşekkür bugün ediyorum. Uluslararası ticari sözleşmelere dair eminim bu konuya zaten ilgi duyan ve yakın zamanda belki de ticari bir sözleşme yapacak olan herkes dikkatle dinlemiştir ve birçok da şey öğrenmiştir sayenizde. Bugün uluslararası ticari sözleşmeleri ve karşılaşılabilecek hukuki sorunları Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sezercan Bektaş'la ele aldık. Çok teşekkür ederiz tekrar hocam. Efendim. Sağ olun. Fransa'dan da avukat Bahar Ceviz'e bu tür sözleşmeleri kimler hazırlar? Avukatlardan destek alınmalı mı? Ve yine bu tür sözleşmelere dair riskler nasıl yönetilmeli? Bunları sorduk. Ayrıca bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde değişen borç verme standartlarından da bahsettik. Ve TRT Washington muhabirimiz Tuna Şanlı'ya haberimize dair sorular sorduk. Yarın Türkiye saatiyle 16'da, Berlin saatiyle 14'te, Londra saatiyle de 13'te rehberle tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.